Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Ehli Öbürce kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 51 tane sınav sorusu çözeceğiz. 51. sorumuzun cevabını yine sizlerden bekliyorum. Yorum bölümüne yazmayı unutmayalım. Ve bugün 51 tane soru çözeceğiz. Açıklamalı detaylı gideceğim. Önemli yerler var. Elbette onlardan da bahsedeceğim. Sonuna kadar dikkatli bir şekilde çözmeye çalışın. Ve yeni yayın adımdan geriye doğru soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Yeni sorularda yayınlayacağım. Onları da kaçırmamak adına abone olup bildirimleri mutlaka. Açık tutalım arkadaşlar. Bu şekilde inşallah sınavdan benzer bir, bir soru yakalarsınız diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi ama sorulara başlıyorum. Animasyon görsel sorumuzla başlıyoruz. Görselle tespit yöntemi hangi kemiğin kırılmasında uygulanır? Pazı, boyun, omuz, köprücük. Doğru cevabımız D şıkkı köprücük olacaktır. Bakın köprücük kemik kırıkları omuz bölgesinden üçgen sargı bezi kullanılarak tespit ediliyor. Şu anki görselimizde de zaten üçgen sargı bezi kullanılmış. E, dediğim gibi omuz bölgesinden o omuz kelimesini de unutmayın arkadaşlar. Hani e, hangi bölgeden tespit edildiğini sorarsa omuz e, olan şıkkı işaretlersiniz. Bizim şu anki cevabımız köprücük kemi. Şimdi kırıklarda verecek pozisyonlar sınavlarda gelebiliyor. Göğüs, kaburga, köprücük ve kol kırıklarında yaralı oturuş veya yarı oturuş pozisyonları pozisyonu alınıyordu değil mi? Hele ki bir kişiyi düşünelim göğüs kemiğinde bir kırık var. Kaburgasında kırık var. Biz onu sırt üstü yatış pozisyonu alır isek ne olur? İşte o kemikler akciğere batabilir değil mi? Kalbe batabilir. Yani organlara batıp e, zarar verme ihtimali çok çok yüksektir. Bu yüzden bu göğüs kemiği, kaburga kemiği kırıkları, e, daha sonra köprücük, kol kırıkları bunlar da yere oturuş veya e, oturuş pozisyonu veriyoruz arkadaşlar. Diğer tüm kırıklarda sırt üstü yatış pozisyonu veriyoruz. Hele ki omurga, e, omurilik kırıkları olan kişiler var ise hani bir felç meydana gelmemesi adına sırt üstü yatış pozisyonu alıyoruz arkadaşlar. Yine boyunda boyun bölgesine bir yaralanma olan kişilerde de eğer araçtan çıkartıyorsak boyuna bir boynuk takıp o şekilde araçtan çıkartıyoruz. Ikiye. Bu arada yaptığım açıklamaları dikkatli dinlerseniz e, yaptığımız açıklamalardan da sınavda soru yakalarsınız. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir. Burun kanamaları, atardamar kanamaları, kılcal damar kanamaları, toplar damar kanamaları. Doğru cevabımız B şıkı atardamar kanaması olacaktır. Bakın kısa sürede çok kan kaybediliyor. Yani atardamar ama şöyle inelim. Ee, yeni gelen arkadaşlarım buraya ekran görüntüsü alsınlar. Burası bizim için önemli. Ne demiştik? Atar damar demiştik değil mi? Fışkarak kesik kesik köpüklü akar. Açık kırmızıdır. Çünkü temiz kanı taşır. Bu yüzden rengi açık kırmızı. Eğer ki rengi koyu ise arkadaşlar kirli kanı taşır. O da toplar damardır. Bakın atardamar kısa sürede çok kan kaybedilir. En tehlikelisidir. Nasıl aklımızda tutuyorduk? Damarların atası, ataların atası en tehlikelisidir diye aklımızda tutuyorduk. Toplar damar yine dediğim gibi vücuttan kalbe kirli kanı taşır. Rangi koyu kırmızıdır. Sürekli akar, yayılarak akar. Kılcal damar, sızıntı biçiminde en hafif kanamadır. Dış kanama, vücut derisinin bütünlüğü bozularak damardan kanın vücut dışına akmasıdır. İç kanama içeriye doğru akmasıdır. Burun kanaması, kulak kanaması bakın bunların hepsi sınav sorusu arkadaşlar. Burayı mutlaka alalım. Trafik işaretin nereye yaklaştığımızı ifade eder. Kontrollü demiryolu geçidine, köy ve meraya, özel koruma alanına, hayvan çiftliklerine. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kontrollü demir yolu geçirdiğine yaklaştığını bildirir. Geldik dörde. Bazı araçlarda kullanılan polen fitresinin görevi nedir? Birazdan göstereceğim polen fitresini. Motor yağını temizler, motor soğutma suyunu temizler, motorun emiş havasını temizler, araç içerisine verilecek havayı temizler. Doğru cevabımız Değişik olacaktır. Araç içerisine verilecek havayı temizler. Bakın polen filtresinden bahsediyoruz. Hemen şöyle inelim arkadaşlar. Bakın şu anki gördüğünüz e, polen filtresinin kili olan halidir. Şu anki de temiz olan halidir. Şimdi klima sisteminin parçasıydı değil mi? Arabanın klimasına giren havanın süzülmesini sağlıyordu. Böylece tozların araç içerisine girmesini engelliyordu. Yani bizler klimayı açtığımızda dışarıdan toz gelmesini engelliyordu arkadaşlar. Eğer klimayı e, çok sık kullanıyor vesaik polen filtresini değiştirmemizde fayda vardı. Neden? Bakın kirleniyor değil mi? Yani kirlendiği zaman ne olur? Biz aracın içerisinde kirli olan havayı solumuş olur oluyorduk. Diğerindeyim. Bu soru animasyon şeklini nasıl tutarlar? Ondan da bahsedeceğim. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Hangisiyle ilgili bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme? Doğru cevabımız A şıkkı bildirme ile alakalı değil mi arkadaşlar? Bakın 112 arıyoruz. Yani bildirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu soruyu bizler bu şekilde çözüyoruz. Bazen de sınavlarda animasyon şeklinde gelebiliyor. Yani şu anki gördüğünüz video şeklinde. Şimdi ne vardı? İki yardımın temel uygulamalarında. Koruma, bildirme, kurtarma var değil mi? Bakın koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemiydi arkadaşlar. Daha sonra bildirme vardı. Yani ilk yardımı yapan kişinin sorumluluklardan biri de yaralının bir an önce sağlık kuruluşuna ulaştırılmasıydı. Bu yüzden biz bildirirdik. Daha sonra kurtarma vardı. Olay yerinde hasta veya yaralara, yaralara yapılan ilk yardımdı. Yani müdahaleydi arkadaşlar. Müdahale nasıl oluyordu? Hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılıyordu. Geldik 6'ya. Aşağıdakilerde hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesine görev yapar? Diferansiyel, amortisör, rot ayarları, yay. Doğru cevabımız A şıkkı diferansiyel olacaktır arkadaşlar. Bakın diferansiyel görevi neydi? Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmekti. Virajlarda çekici lastiklerin farklı hızlarda dönmesini sağlamakta yine buna sınav sorusuydu. Vites kutusu ile diferansiyel yağları, yağları azalırsa ses, sürtünme ve aşınma artıyordu arkadaşlar. Yani diferansiyel bizim için önemliydi. Amortisör var. Şimdi amortisörü görünce hemen aklımıza süspansiyon sistemi geliyordu. Çünkü e, amortisör ve helazon yayla süspansiyon sisteminin elemanlarıydı. Amortisörün tanımı yine sınav sorusuydu. Anahtar kelimeniz yay salınım süresini kısaltan parça. Yay salınım süresini kısaltan parça derdi sınavlarda. Amortisörü işaretlerdik. Geldik 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, göstergeler sistemi. Doğru cevabımız Aşık olacaktı bakın çalışma sıcaklığında değil mi çalışma sıcaklığını gördüğümüz her soruda hemen gidiyorduk soğutma sistemine işaretliyorduk. Şimdi oradan bir de ne var ateşleme sistemi var silindire giren yakıt hava karışımını ateşlemekte arkadaşlar bakın adı üzerinde değil mi ateşleme sistemi ateşlemek. Daha sonra aydınlatma ve Yani şöyle söyleyebiliriz aydınlatma sisteminde bakın sigortalar değil mi kablolar farlar Park lambaları, sis lambaları, plaka lambaları, gösterge lambası, iç aydınlatma lambası, bagaj aydınlatma lambası gibi lambalar vardı aydınlatma sistemlerinde arkadaşlar. Geldik 8'e. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir. Frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Doğru cevabımız. Aşağıki olacaktır. Bakın lastiklerin hava basıncı dengesizse veya sınavlarda farklıysa da diyebiliyor. Hiçbir şey değişmez. Soru aynıdır. Biz frene basıyoruz ve frenleme anında aracımız bir tarafa doğru çekiyor. Şimdi arkadaşlar lastikler ile alakalı çok sınav soruları var. Birkaç tanesine bahsedelim. Şimdi aracımızı biz kış koşullarına hazırlanma, hazırlanmasında almamız gereken önlemler vardı değil mi? Nelerdi onlar? Akü, akü kontrolü yapıyorduk, lastik kontrolü yapıyorduk, antifriz kontrolü yapıyorduk. Bunlar kış koşullarına hazırlanmada alınması gereken önlemlerdi düz yolda normal hızla seyrederken aracımız bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi ön lastiklerin hava basıncının eşit olmamasıydı. Bakın mantık aynıdır arkadaşlar. Yine burada da lastiklerin hava basıncı eşit değil. Eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması yağışlı havalarda kaza te tehlikesini artırır mıydı? Evet artırdı ve bu da sınav sorusuydu. Çünkü lastiklerimiz eskimiş, aşınmış değil mi? Aynen öyle. Geldik diğerine. Yukarıdakilerden hangileri ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Yara içi kurcalanır, saplanan yabancı cisim çıkarılmaz, yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Şıklar: yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Ciddi bir yaralanmadan bahsediyoruz. Ya, saplanan yabancı cismi asla çıkartmıyoruz. Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım elbette istiyoruz ama yara içine kurcalamıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk yardım amaçlarında yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemler almak vardı değil mi? Canalığın e, canlılığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak vardı. Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak vardı. Kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek vardı. Bunun için ilk yardım vardır arkadaşlar ve şunları da söyleyelim herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ve durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde bakın olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları biz ne diyorduk ilk yardım diyorduk arkadaşlar ve her durumda bir trafik kazası gördüğümüzde müdahale etmekle yükümlüydük diyelim ki etmedik işte o o zaman bize para ve ceza puanı e, uygulanıyordu. Geldik ona. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Bakın kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan, yatır, yan yatırılır ve kanama engellenmez. Hemen şöyle aşağı inelim. Bakın burası bizim için yine önemli. Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa ve bilinç yerinde değil ise yani kişi kendine değil ise kan akan bölge altta kalacak şekilde yan yatırıyoruz. Kulak tıkanmadan temiz bir bezle kapatıyoruz arkadaşlar ve asla mı asla kanamayı engellemiyoruz. 11 deyim. Aşağıdakilerde hangisi şeyler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? İl Belediye Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır. Şehirler arası karayolların yapım ve bakımından sorumlu arkadaşlar. Karayolları Genel Müdürlüğü hemen biz ne yapacağız? Buraya ekran görüntüsü alacağız. Bakın karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında düzenleme ve işaretleri yaparak gerekli önlemleri almakla karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemekle görevliydi. Yine karayolu ile alakalı sınav sorularını mutlaka görmüşsünüzdür. Belediye sınırları dışına derse sınav sorun, sınav sorusunun başında Şıklarda karayolları genel müdürlüğüne işaretliyorduk. Belediye sınırı içinde derse belediye başkanlığını işaretliyorduk şıklarda. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? Vitesin boşa alınması, araçta gözcü bulundurulması, aracın kapılarının açık tutulması, aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Şimdi trafikte gidiyorum aracım bozuldu. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı koyacağım ki hani trafikte bir yandan aktığına göre daha da fazla tehlikeye meydan vermemek için bunu yapıyorum aslında. 13. belediye sınırları içinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarından hangisinden izin alınması gerekiyor? Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanlığı'ndan. Doğru cevabımız değişik olacaktı. Bakın belediye sınır içinde dediğine göre belediye başkanlığını işaretledik. Şimdi e Belediyeler yine bizim için önemliydi. Buraya ekran görüntüsü alalım. Sorumlu olduğu yolun yapısını, trafik düzenini, güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeler yapmak, açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmesine izin vermek, taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve ortadan kaldırmak, kırıla yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalar gerekli tedbirleri almak, aldırmak, çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak yine belediyelerin görevlerindendi. Geldik 14'e. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonu alınarak taşınabilir? Bulantı ve kusması olan, kalça kemiğinde kırık olan, omurilik sedelenmesi olan, göz kemiğinde kırık olan. Doğru cevabımız A şaka bulantı ve kusması olan, bakın kişinin bir bulantısı var, kusması var yani yan yatış pozisyonu alıyoruz. Daha sonra kalça kemiği kırık olan, kırık olan veya e, omurilik sedelenmesi olanları sırt üstü, göğüs kemiği kırık olanlarda yere oturuş şeklindedir. Şimdi yere oturuş, oturuş veya oturuş pozisyonu biz kimlere veriyorduk? Kaburgalarında kırık olanlara, e, açık göğüs yaralanması olanlara, kol ve köprücük ve kemiklerinde kırık olanlara e, veriyorduk arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında solunum yola ile gerçekleştirdik şekilde şuan zehirlenmelerde, solunum zorluğu çeken ve bilinci açık kişilerde, göğüs ağrılarında, kalp krizlerinde yere oturuş pozisyonu veriliyordu arkadaşlar. Sırt üstü yatış pozisyonu kimlere veriyordu? Bakın bir boyun ve omurga kırıkları var ise, karın bölgesi yaralanmaları var ise, bacak ve kalça kemiği kırıkları var ise ve yine şokta olanları da sırt üstü yatış pozisyonu veriyordu ki bu pozisyonları sınav soruları olarak görebiliyoruz. 15. Aşağıdakilerde hangisi karayollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır? Mesleki yeterlilik belgesi, zorunlu trafik sigorta belgesi, tescili belgesi, sürücü belgesi. Doğru cevabımız A olacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi arkadaşlar yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılıyordu. Daha sonra işte biraz teknikten bahsederim. Bakın, e, trafik sigortası yani zorunlu mali sorumluluk sigortası denilince trafik sigortası aklımıza gelmeliydi arkadaşlar. Araç tescil belgesi araç sahiplik belgesiydi arkadaşlar. Tescil edilerek Tescil belgesi olan araçların karayoluna çıkarılabilmesi için trafik belgesi ve tescil plakaların olması gerekiyordu arkadaşlar. Ve daha sonra biz e, teknik değişiklik yaptığımızda aracımızda yeni tescil belgesinin düzenlenmesi de zorunluydu. Araçların muayene süresi dolması bile hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur diye soruluyordu sınavlarda. Yani aracın üzerine biz teknik değişiklik yaptığımızda özel muayenesi zorunluydu motorlu bir aracın işletilmesi ve herhangi bir kazaya karışması gibi durumlara karşı mali sorumluluk sigortası yaptırılması da zorunluydu arkadaşlarım. 16'dayım. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Oturuş pozisyonu, bahşene pozisyonu, sırt üstü yatış pozisyonu, yüz üstü yatış pozisyonu. Doğru cevabımız A şıkı, oturuş pozisyonu verildi. Bakın kendiliğinden oluşmuş bir e, burun kanamasında hastaya oturuş pozisyonu vererek çene aşağı göğse doğru yaklaştırılıyordu arkadaşlar. Kanamayı durdurmak için iki burun kanadı şöyle 5 dakika süreyle sıkılıyordu. Enseye buz koyabiliyorduk değil mi? Burnu bol e, soğuk su ile yıkayabiliyorduk ama sümkürtülmüyordu. Buna dikkat edelim. Bazı sınav sorularında kafayı yukarı doğru kaldırılıp Çeneyi göğüsten uzaklaştırmak, işte daha sonra sümkürtmek der. Arkadaşlar burun kanamasına bunlar yapılmıyor. Dediğim gibi oturuş pozisyonu verilecek kişi e, hafif şöyle başını öne doğru eğecek. 17 Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir? 200 metre sonra yol daralacaktır. 200 metre sonra köprü var. 200 metre ileride kavşak var. 200 metre ileride demiryolu hamzemin geçit var. Doğru cevabımız D şıkkı. 200 metre ileride demiryolu hamzemin geçit vardı arkadaşlar. 18 bir grafik sorusu. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Trafik kazalarında en büyük kusur insanlar, insanlardadır. Aray sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. Aray sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır. Yolcu ve yük taşınmasında genellikle karayolu kullanılmaktadır. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Trafik kazalarında en büyük kusur sürücülerindir yani insanlardadır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? Şerit değiştirmelerde bir aracın geçilmesi esnasında, kavşaklarda sağ ve sola dönüşlerde, sürücülere geç mesajının verilmesinde. Doğru cevabımız Değişiklik olacaktır. Sürücülere geç mesajını verilmesine yasaktı arkadaşlar. Geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekteyken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkmak ve geçmek isteyen sürücüye dönüş lambaları ile geç işareti vermek yasaktı. 20'deyim. Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Geçiş yollarının önü ve üzeri, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeşler. Şıklar: yalnız bir, bir ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yani 1, 2 ve 3 yasaktır arkadaşlar. Park etmek yasaktır. Geçiş yollarının önü ve üzeri, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçlerde değil mi? Buralarda park etmek yasaktı. Ve şunu da söyleyelim. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıta durağının en az kaç metre mesafe dışına aracımızı park edebiliyorduk biz? 15 metre mesafe dışına aracımızı park edebiliyorduk ki bu da sınav sorusuydu. Harita sorusu. Sivas'tan hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? Batı-doğu, kuzey-güney, güney-batı-kuzey-batı, kuzey-batı, kuzey güney-doğu. Doğru cevabımız C olacaktır. Güney batı, kuzey batı şeklinde. Şu anda biz neredeyiz? Sivas'tayız değil mi? Ne tarafa doğru gitmek istiyoruz? Konya'ya doğru. Konya Sivas'a göre daha aşağıda, daha güneyde ve daha batıda olduğuna göre. Biz nereye doğru hareket etmiş olacağız? Güney batıya doğru hareket etmiş olacağız. Şu anda da Konya'dayız. Uşak'a gitmek istiyoruz. Uşak Konya'ya göre daha böyle yukarıda değil mi? Yani daha kuzeyde ve daha batıda olduğuna göre biz kuzey batı yönüne doğru hareket etmiş olacağız arkadaşlar. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi, 1 numaralı aracın hızını artarak kavşağa girmesi, 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi, 3 numaralı aracın 2 numaralı araca ikaz ederek durdurması. Doğru cevabımız A olacaktır. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi doğrudur. Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahiptir arkadaşlar. Şimdi bu sorun aynısının sıralaması da var. Yani bizden sıralamasını doğru olan sıralamayı istiyor. İşte o zaman da ne olur? 2 numaralı araç düz gittiğinden ilk geçecektir. 1 numaralı araç da bakın orada yol var. Lefası var. Yani araç talih yolda. En son geçeceğine göre 1 numaralı araç sıralama 2-3-1 şeklinde olacaktır. Bu tarz soruları yapamayan İlk yorumda 95 görsel soru linki var. Mutlaka tıklasınlar eğer sınavınızda bu tarz bir görsel soru çıkacaksa o şu anda ilk yorumdadır. 95 görsel soru linkindedir. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Şöyle görsele dikkatli bakalım. 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı, 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı, 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı, 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyretti. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir numaralı aracın geçme yasağına olmadı. Bakın orada düz devamlı bir yol çizgisi var. Yani bir nolu araç sürücüsü sollama yapamaz. Geldik 24'e. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler. Gece körlüğü, renk körlüğü, iki gözü görmeyen, monoküler tek gözü gören. Doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Raköylü demiştik değil mi arkadaşlar? Sürücü belgesi almaya engel değil de alabiliyorlardı. Ee, hatta hani size söylüyorum ya geriye doğru soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Çünkü gerçekten yaptığım açıklamalar sınav sorusu niteliğinde. Hadi şunlardan da bahsedelim. Monoküler neydi? Tek gözü görmeyen kişilerde Her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almak zorundalardı arkadaşlar. Bu kişiler ticari olarak araç kullanamıyordu. Tamam ehliyeti alabiliyorlardı ama ticari olarak araç kullanamıyorlardı. Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücülerde araç kullanabilirken gözlük ve lenslerini kullanmak zorundaydılar arkadaşlar. İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücüler sadece B sınıfı hususi araç kullanabiliyorlardı ve F sınıfı neydi o traktör değil mi? Ve traktörü kullanabiliyorlardı. Bakın bu söylediklerim aynı şu anki soru gibi sınav sorusu. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Rantek manevrası itfaiyeci yöntemi, hemlik manevrası, ayak bileklerine sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız C şıkkı hemlik manevrası bakın tam tıkanıklıktan bahsediyoruz. Yani kişi nefes alamıyor, öksüremiyor, konuşamıyor değil mi? Acı çekerek ellerini boynuna doğru götürüyor. Ve biz ona hemlik manevrası uyguluyorduk. Yani gemlik seytin boğazımızda kalması diyorduk değil mi? Yani gemlik zeytinden aklımıza tutuyorduk. Hemlik gemlik şeklindeydi. Rantek manevrası araçtan çıkarma ile alakalı tüm sorularda rantik manevrasını işaretliyorduk. İşte solunum durması, yangın, tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda. Kazan zeytini zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılıyordu. Daha sonra itfaiyeci yöntemi var. Yürüyemeyen birinci kapalı olan kişiler için kullanılıyordu. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanıyordu. İlk yardımcının bir kulu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabiliyordu. Sürükleme yöntemi ne diyorduk? İri ve kilolu kazazedeler bu teknikle taşınıyordu arkadaşlar sürükleme yöntemi için. 26. Veylan cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri yazılmalıdır? Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Oraya ne yazacağız? 50-10-120-150-30-240 Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yeri dışında 150 metre yerleşim yeri içinde 30 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktı. Geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmek de yasaktı arkadaşlar. 27 Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın artırılması, Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması. Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Dış kanamadan bahsediyoruz. Yani kanın dışarıya doğru akması durumuydu değil mi? Eğer kanama durmazsa ne yapacaktık? Biz ikinci bir bez koyacaktık ve basıncımızı artıracaktık. Seviyesinin altına değil arkadaşlar. Kalp seviyesinin üzerinde tutacağız kanamalarda. 28 konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar, araç uzunluğunun 3 katı kadar, aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar, trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. Doğru cevabımız Aşık olacaktı. Bakın konvoy halinde seyreden araçları şöyle bir düşünelim. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olmalıydı. Öyle üç katı ya da işte aracın cinsi teknik özelliği değil ya da istenildiği, istenildiği kadar da değil. A şıkkı güvenle girebilecekleri kadar olmalıydı o mesafe. 29. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangi seneden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktı arkadaşlar. Şimdi balans ayarı dedik değil mi? Balans ayarı neydi? Lastik ve jantların deng dengeli bir şekilde dönmesini sağlamak amacıyla tekerlekleri yapılan ayardı arkadaşlar. Bakın balanssızlık ile alakalı şu birkaç sınav sorusunu söyleyelim. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa lastiklerde balanssızlık vardı. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmazsa belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine neden oluyordu. Ee, ön tekerleklerde balanssızlık varsa direksiyonda titreşimler hissediliyordu. Bakın sorular biraz farklı gibi gözüküyor ama mantık aynıdır arkadaşlar. Direksiyonun titremesi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biriydi ki yine bu da sınav sorusuydu. Biraz önce söylediğim gibi ve balanssız tekerlekler e, tekerlek yataklarının kısa sürede aşınmasını sağlardı ki bu söylediklerimin hepsi sınav sorusuydu ayrı ayrı. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Hızın azaltılması, öndeki aracın geçilmesi, takip mesafesi kuralına uyulması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması. Doğru cevabımız Beşlikli olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi. Nereye yaklaşıyoruz? Biz tepe üstüne yaklaşıyoruz değil mi? Dönemeciye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Buralarda öndeki araç geçilmez, tehlikelidir. Şimdi öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler yine saf sorusuydu. Bakın köprülerde geçilmez değil mi? Şöyle gözümüzü öne getirmeye çalışalım. Tünellerde öndeki araç geçmek yasaktır. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, yaya ve okul geçitlerinde, yine görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve dönemeçlerde, virajlarda değil mi? Bakın yasaktır. Ve buralara yak yaklaşırken öndeki aracı geçmek yasaktır. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde de öndeki araç geçilmiyordu arkadaşlarım. Aşağıdakilerde hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamalarındandır? ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, ısı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması, kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Delici karın yaralanmasından bahsediyoruz. birinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılıyor da delici karın yaralanmasında. Yani hemen şöyle sizlere e, pozisyonlarını da göstereyim. Sağ taraftaki delici göğüs yaralanması yine o da sınavlarda sorulabiliyor. Sol tarafta da delici karın yaralanması. Şimdi delice arkadaşlar eğer ki eline karın yaralanması var ise yaralının başı hafifçe şöyle yüksekte tutuluyor. Dizler bükük olacak şekilde sırt üstü yatırılıyordu. Daha sonra yaralı, e, yaralı bölge temiz nemli bir bez ile kapatılıyordu. Dışarı çıkan organ varsa kesinlikle toparlanıp içeri sokulmaya çalışılmıyordu arkadaşlar. Eğer ki e, o karın yaralanması böyle boyuna şeklindeyse yani boyuna bir karın yaralanması söz konusu ise işte o zaman da dizler bükülmeden sırt üstü yatırılıyordu. Ve yine her iki durumda da herhangi bir sıvı verilmiyordu arkadaşlar. Delici göğüs yaralanması yine bizim için önemliydi. Hasta yaralı yani e, eğer bilinci açıktı açık ise yere oturup pozisyonda oturtuluyordu. Ağızdan hiçbir şey verilmiyordu. Yaşam bulguları sık sık kontrol ediliyordu arkadaşlar. Ve an yani şoka girebilir diye şok önlemleri de alınabiliyordu. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir? Doku, hücre, gövde, sistem. Doğru cevabımız D şıkkı sistem olacaktır arkadaşlar. Şimdi tanımları sınav sorusu yani sınavlarda hücre doku organ sistemin tanımlarını sınavlarda sorulduğunu görebiliyorduk. E, tabii bunun bir de sıralaması vardı. Sıralamayı da sınavlarda sorulabiliyorlardı. Yani küçükten büyüğe doğru doğru olan sıralanışı şıklarda bulmanızı istiyorlardı. Sıralanış hücre, doku, organ, sistem şeklindeydi. Vücudun en küçük yapı taşına e, neydi? Hücreydi, değil mi? Benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyordu. İşte e, benzer dokular bir araya gelerek organları oluşturuyordu. Organlar ise birleşerek sistemleri oluşturuyordu. Yani neydi o sistemler? Hani solunum sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim, boşaltım hareket sistemi var ya arkadaşlar, işte onları oluşturuyordu. Kaşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri belirlenmiş alana ne ad verilir? Platform, yay geçidi, geçiş yolu, yay yolu. Doğru cevabımız. Beş şaka yaya geçidi olacaktır. Yayaların güvenli geçebilmeleri diyor değil mi? Yaya geçidinden bahsediyor. Orada platform var tanımı bizim için önemli sınav sorusuydu. Karayolunun taşıt yolu ile yay yolu veya banketten oluşan kısmına platform diyorduk arkadaşlar. Daha sonra geçiş yolu var yine tanımı sınav sorusu. Araçların bir mülke bakın mülk kelimesinden aklınıza gelsin. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına diyorduk arkadaşlar. 34. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi hangisidir? ASR, ABS, Emniyet, Kemeri, Hava yazdı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak bakın araç dışına fırlama riskini azaltıyor değil mi kaza anında yani bariz belli emniyet kemerinden bahsediyor. 35. ilk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaraları çıkarmadan önce aşağıdakilerde hangisine özellikle dikkat etmelidir? Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına, yaraların üzerinde bulunan giysilere, yaralıların cinsiyetlerine, aracın modeline. Doğru cevabımız Ayşe olacaktır. değil mi? Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına dikkat etmek zorundaydı. 36. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hamzemin geçit, kontrolü demir yola geçidi, kontrolsüz demir yola geçidi, tramvay hattı ile oluşan kavşak. Doğru cevabımız D zaten görselden de anlaşılıyor. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. 37. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Ayak tabanına, omzuna, kırın boşluğuna, omurgasına. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Bebeklerin bilinç durumunu kontrol ederken şöyle ayak tabanına şöyle yavaşça vuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bilinç durumunu kontrol ediyoruz. 38. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Yani uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez anlamındaydı. A şıkkı neydi? 6 T vardı yani dingildi. Yani dingili başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez anlamında. B şıkkı bakın yanlarda oklar var gibi değil mi? Yani genişliği bildiriyor. Genişliği 2-30 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. D şıkkı ise yükseklik var değil mi orada? Yüksekliği 3,5 metreden fazla olan taşıt giremez anlamındaydı. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Asabi, öfkeli, stresli, hoşgörülü. Doğru cevabımız D şıkkı. Riskli davranışı azaltır diyor arkadaşlar hoşgörülü olmak değil mi ama diğerleri artırır. Asabi, öfkeli, stresli onlar artırıyor. 40'tayız. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir? 2 3 4 5 Doğru cevabımız A şıkkı en fazla iki bisikletli yan yana gidebiliyordu arkadaşlar. Geldi 41'e son sorun cevabı sizde biliyorsunuz ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek, kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak, saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak, toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı. Trafik psikolojisinin hedefi yani kazaların azalmasını sağlamaktır arkadaşlar. A şıkkı diyor ki stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek diyor. Böyle bir şey e, trafik psikolojisinin hedefi olabilir mi? Olamaz değil mi? Ya da kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. Bu da değil. İşte saygısız, tezbirsiz davranışlar kazandırmak. Bunlar da değil değil mi? Şöyle, de olmuyor zaten. Yani trafik psikolojisinin hedefi kazaların azalmasını sağlamak. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler Açın azami hız saate kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110. Doğru cevabımız. C şıkkı 100 olacaktır. Minibüs ve otobüslerin otoyoldaki hızı 100'de. Yani yerleşim yeri daha sonra şöyle söyleyelim arkadaşlar. Minibüs, otobüs ve motosikletlerin hızları aynıydı değil mi? Yerleşim yeri içerisindeki hızları 50. Yerleşim yeri dışında şeyler ise çift yönlü kralında 80. Bölünmüş yolda 90. Otoyolda da 100 şeklindeydi. Peki otomobil nasıl gidiyordu? Otomobilin hızı neydi? 50, 90, 110, 120 şeklindeydi arkadaşlar. Peki e, kamyonetin nasıldı? 50, 80, 85, 95 şeklindeydi. Kamyon çekici e, o da 50, 80, 85. 90 şeklindeydi arkadaşlar kamyon çekici 50 80 85 90 şeklindeydi yine bu araçların hız sınırları ile alakalı eksi olanlar ilk yorumda link bıraksın ona mutlaka baksınlar Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa hangisi yapılır motor devre düşürülür motor devre yükseltilir motor hemen durdurulur motor rölantide çalıştırılır doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Motor hemen durdurut, durdurulur. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildiren 3 tane lambamız vardı. Haret lambası, yağ lambası ve şarj lambası şeklindeydi. Aşağıdakilerde hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? Cam suyu, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız. Değişik motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler diyor arkadaşlar. Cam suyu hidrolik ya da akü elektroliti değil. Motor soğutma suyu da arkadaşlar. Eğer motor soğutma suyu eksilirse aracımız hararet yapardı. Motor parçaları çok çok ısınır ve zarar görürdü. Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Bisiklet yolu, motosiklet yolu, bisiklet giremez, motorlu bisiklet yolu. Doğru cevabımız A şıkı bisiklet yolu anlamına içeriyor. 46 Levha hangisini bildirir? Moped yolunu, bisiklet yolunu, mopedin giremeyeceğini, motosikletin giremeyeceğini. Doğru cevabımız C şıkı Mopedin giremeyeceğini bizlere bildiriyor. Yine levhalar ile alakalı eksi olanlar ilk yorumda 125 levha sorusu var. Ona mutlaka tıklasınlar arkadaşlar. Aşağıdakilerde hangisi üçüncü derece yanıkların bir göstergesidir? Derinin kuru ve ağrılı olması, kılcağı damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması, derin bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Bakın orada bir anahtar kelime var. Doğru cevabımız C şıkkı sinir harabiyeti değil mi? Sinir harabiyetini gördüğümüz zaman tamam diyorduk. Bu üçüncü derece yanıklardı arkadaşlar. 48 İlk yardım sorusu iç kanamalar kazanzideye şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerde hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. Aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C şıkkı değildir arkadaşlar. Yavaş ve güçlü ya Bakın iç kanama neydi? Kanın içeriye doğru. Vücut boşluklarına ve organlara akması durumuydu değil mi? Belirtileri tekrar hatırlayalım. Kişinin başı döner. Bakın bir kanama geçiriyor. iç kanama geçiriyor bir de. Halsizlik olur. Soğuk talemi olur. Deri soğuk ve nemli olurdu değil mi? Bulantı kusma olurdu. Kişi huzursuz olurdu. Çünkü iç kanama geçiriyor. Ve daha sonra hızlı ve e, zayıf e, solunum oluyordu arkadaşlar. El ve ayakta soğuma meydana geliyordu. Kişide bir hava açlığı söz konusu olurdu. Susardı değil mi? Yani susuzluk hissi meydana gelirdi. ve Bu tarz iç kanıma geçiren kişilere ağızdan herhangi bir sıvı yani bol sıvı vesaire verilmiyordu arkadaşlar. Çünkü kişi iç kanıma geçiriyor. Motor yağ nereden konulur? Kartar tapasından, radyatör kapağından, yağ çubuğu deliğinden, su supap, külbütör kapağından. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Subap külbütörü kapanından bir önceki soru çözümünde miydi yoksa ondan öncekinde miydi? Şu an tam hatırlayamadım ama size 3 tane görsel vermiştim. Bakın bu şekilde de sorabilirler demiştim. Yani bu soruyu tanım şeklinde de sorabilirler demiştim. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Motor ayağı nereden konulur der. Görselini ekler. Soru işareti olarak sorar. E, cevabımız yine bizim subap külbütörü kapı olur. Bazen de böyle görselsiz sorabilir. 50'deyiz. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Bakın gece gidiyoruz, görüşümüz yeterli değil arkadaşlar. Görüş yeterli değil ve kavşağa yaklaşıyoruz. Ne yapacağız? Şöyle birkaç defa selektör yapacağız. 51'deyim. Bu sorun cevabını sizlerden bekliyorum. Öyle çok bir zor soru seçmedim. Kolay bir soru seçtim bu sefer. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki karyolarında geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur? Uzağı gösteren ışıkların, acil uyarı ışıklarının, park ışıklarının, sis ışıklarının. Arkadaşlar sorunun doğru olan cevabını sizlerden bekliyorum yorum bölümüne. Eğer ki video işinize yaradıysa lütfen beğenip sınava girecek olan diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.